İkisini de tanıyoruz. Mudanya, ya talip olan aday adaylarından biri çocukluk arkadaşımız. Diğeri, Keles'in adını kırsal turizmle duyuran bir hemşerimiz. Mudanya ve Keles, Bursa'nın iki ayrı coğrafi özellikleriyle öne çıkan ilçesi. Birinde deniz, diğerinde dağ gibi bulunmayacak doğal zenginlikler var. CHP'den Mudanya Belediye Başkan aday adayı olan elektrik mühendisi Erdal Aktuay'la çocukluk yıllarımızdan tanışıyoruz. Mudanya'da birleştirici bir görev üstlenmek için yola çıkmış, önceki gün ziyaretimize uğradı. Aktu, bugün BTSO meclis üyesi ama geçmişte Mudanya ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde CHP sözcülüğü ile Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesinde başkanlık yaptı. Mudanya'nın sorunlarını ve çözüm yollarını biliyor. Partisi aday gösterip seçildiği takdirde, kimseyle kavga etmeden, devlet kurumlarıyla ve büyükşehir ile uyumlu çalışacağının sözünü veriyor. Kendimle ve kentimle barışık bir dönem geçireceğim, diyen Aktu, Mudanya'da fark yaratabileceğime inandığım için yola çıktım. Çok eksik var, BTSO meclis üyesiyim. Sanayici ve iş insanlarımızın çoğu ilçemiz sınırlarındaki Bademli'de yaşıyor. Onların oyunu da alabilirim. 15 gündür kent dinamiklerinden aday olmam yönünde istek vardı. Kabul ettik, yola çıktım, diye konuştu. Aktu sorumuz üzerine, ilçe örgütünün adaylık sürecinde iş başındaki belediye başkanından yana tavır takınmasını da doğru bulmadığını, partideki arkadaş partililiğini bilecek, belediye başkanı da belediye başkanlığını, dedi. Aktu seçildiği takdirde parti işlerine müdahale etmeyeceğini de vurguladı. Mudanya, ya çok istekli var, sayı 15'i bulmuş. CHP bakalım burada tercihini kimden yana kullanacak? Biz Aktu'nun bu iş için donanımlı bir isim olduğunu düşünüyoruz. Bu arada Aktu bugün adaylığını resmen basın toplantısıyla ilan edecek. Aktu seçilmesi halinde, çocukluğunun geçtiği Harmancık ilçesiyle Mudanya'yı kardeş kent yapacağını da ekledi. Keles'ten belediye başkan aday adayı olan bilgisayar mühendisi Arif Doğru da ziyaretimize gelenlerdendi. O da Keles'e mühendis kimliğiyle hizmet etmek için kolları sıvamış. İlçeyi kırsal turizmle ayağa kaldırmayı vaat ediyor. Doğru, aynı zamanda kısa adı GÜMTOB olan, Güney Marmara Turistik Otelciler Birliği'nin yönetiminde sahibi olduğu Gököz'deki tesislerle Arap coğrafyasının dikkatlerini buraya çekti. Şimdi, Kocayayla gibi bir değerle de Keles'i kırsal turizmde dünyaya tanıtmanın derdinde. Doğru'nun kırsal turizm tecrübesi, aday gösterilmesi halinde Keles için büyük bir kazanç olur. Vizyoner bakış açısıyla ilçeye çok şey kazandıracağını düşünüyoruz. Partinin ilçe yöneticiliğinde de bulunan Doğru, Keles için düşündüğü çokça projesinin olduğunu söylüyor. Aday çıkmayınca, gidip dosya verdi. CHP'de belediye başkan aday adaylık başvuruları sona erdi. Fakat, Keles'e hiç istekli çıkmayınca yöre çocuğu olan Orhan Aslantaş'ın altına elin soktu. Aslında Osman Gazi'den belediye meclis üyeliği düşünen Aslan, memleketi Keles'e gidip, CHP ilçe başkanı Cevat Acar'a belediye başkan aday adaylığı dosyasını teslim etti. Aslan, CHP'nin Osman Gazi ilçe ve il yönetimlerinde görev almış bir parti neferi. Şimdiye dek hiç beklentisiz partisi için koşturdu. Belediye meclis üyesi olmayı da çoktan hak etmişti. Ancak Keles'teki boşluğu görüp, burada karar kıldı. Başka isim çıkmazsa CHP'nin Keles belediye başkan adayının Aslan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çoğu isim garanti yere yoğunlaşırken, Aslan'ın Keles'i tercih etmesini de parti aşkı ve görevi olduğunu düşünüyoruz. Seçim önü telefonla algı anketleri mi yaptırılıyor? Bugünlerde telefonlarınıza İstanbul ve Ankara mahreçli anket şirketlerinden telefonlar geliyor mu? Kimin, hangi amaçla yaptırdığı bilinmeyen ve şirket adı dahi geçmeyen otomatik aramalarla acaba toplum üzerinde yeni bir algı mı oluşturulmak isteniyor? Otomatiğe bağlanmış biçimde, oturduğunuz il ve ilçeler için aday isimleri verilerek birini tercih etmesi isteniyor. Canlı telefon anketlerinde ise anketörün aday adaylarından bir isme dönük yönlendirmesi dikkat çekiyor. Seçim önü, aday adaylarının bu yöntemi, karar vericileri nasıl etkiler bilmiyoruz. Böylesi bir taktikle anketi yaptıranlar acaba partilerince aday gösterilir mi dersiniz? Adaylıklar ilan edilene dek, anlaşılan daha telefonlarımızdan böylesi algı girişimleriyle karşılaşacağız.